Canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Her birinin rahmetine ve istecib duaena bi hurmetil Fatiha. Şöyle nasıl edeceğiz? Hürmeti Habibike ve Resulikel Kerim ve Rahimin. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ımız, senin rahmetine, senin merhametine, senin mağfiretine gelip huzurunda el açtık. Hakkımız olan ya Rabbi ne olursun, yeryüzünün ve gökyüzünün fitnelerinden, belalarından, afetlerinden sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Verdiğinde ülkemizin tüm şehirlerinde, tüm vilayetlerde selalar okunacak. Efendim Konya'mızdan, Mevlana Meydanı'ndan sela okumak üzere Selçuklu Nurullah Fatma Zehra Eken Camii İmam Hatibi Muhammed Bahattin Atabey hocamızı ve Sultan Selim Camii Müezzin Kayyımı Abdullah Hakan Tosun hocalarımızı davet ediyoruz. Kıymetli hocalarım, lütfen buyurunuz. Evet, bugün 15 Temmuz'un 8. yıl dönümü. Biz yine 15 Temmuz'u Mevlana Meydanı'nda bütün hemşehrilerimizle birlikte bu önemli günde, önemli akşamda hep birlikte Mevlana Meydanı'ndayız. Bugün 252 şehidimizi anıyoruz. Bugün bizim Türk milleti olarak ulusumuzun, devletimizin, kurtuluşunun son mücadelesinin yıl dönümü. Biz şunu buradan özellikle ifade etmek istiyoruz. Türkiye hiçbir zaman bölünmedi, bölünemeyecek. Bu milleti kimse bölemeyecek, bu devleti kimse yıkamayacak ve hiçbir zaman Türk milletine hiç kimse ne içeriden ne dışarıdan tahakküm edemeyecek. Bunu buradan bugün 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde bir kez daha bütün dünyaya haykırıyoruz. Türkiye devleti ilelebet payidar kalacaktır. Türk milletini hiç kimse bölemeyecek.